Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren yeni çalışma emeklilerin yüzünü az da olsa güldürecek. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in ortaya koyduğu talep üzerine en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenerek 1603 lira olması bekleniyor. En düşük emekli maaşının 1100 lira olduğunu dile getiren emeklilerse yıllar boyu yorulmadan çalıştıklarını ama aldıkları paranın geçimlerini sağlamadığını söylediler. Vallahi yine yetmiyor kızım devam ne? Bugün bir evim, en kötü bir evim 900 kağıt, 1 milyar lira. Zorla geçineyim devam işte. Ya teyzem olursa daha güzel olur, kim istemez? Yani değil mi? Şu hayat zorluklarında, şartlarında. Yani ne bileyim. Gaziantep'te geçim de zor. Ha, geçim de zor. Yine de Tayyip Erdoğan'ı başımızdan esmesin değil mi? Vallahi rahatsız 3 ayda bir maaş alıyorum. Ben toplum ruh sağlığına gidiyorum Şehit Kamil Belediyesi'ne. 3 ayda bir maaş alıyoruz. 1240 lira yetmiyor yani. Emekli oldu, olacağız. Reddoldu. Onun için uğraşıyoruz yani. Peki sizce 1600 lira emeklilerin sıkıntılarını giderir mi biraz olsun? Vallahi yetmez yani. 1600 yetmiyor yani. Bir asgari ücret bir insan için geçim ediyorlar insanlarımız yetmiyor yani. Şimdi biraz artarsa Tayyip Baba da iyi eder yani daha çok yetmiş olur. Aa, şimdi bırakılar hep rahatsız. Rahatsız bölümüne gidiyoruz biz. 3 aydan 3 aya Tayyip Baba şey yapsa daha güzel olur. Aylıklı yapsa çok iyi olur. Herkes için geçimli olur öyle değil mi? Tabii. Kendileri de var sorabilirsiniz isterseniz. Şeye dönem şu emekli maaşı artışına. Emekli maaşı artışı da işte böyle yani. Emekli maaşı da kimlerde yetmiyor. Çoğu da söylüyor yetmiyor bize değil. Valla ben hiç aklım kesmiyor olacağını. Çünkü diyorlar aslı çıkmıyor kızım. Valla. Peki şu an siz emeklisiniz. Ben emekliyim. Ben şimdi 1,5 milyar para alıyorum ben. Şimdi benim evim var da ev olmayan çok vatandaş. Ev olan o 1,5 milyonla geçinemez işte. Ben oturmayan bir ev 500 kağıt. Oturulacak halı yok. 500 liradır. 800 lira. 1 milyar. İyi ama işte bunu 1,5 milyarına geçinemez adam. Daha yeni sigortalı oldu yani 3000 falan günü var. Olacak inşallah Allah izin verirse. Peki Gaziantep'te sizce geçinebilir mi 1600 lirayla? Ya geçinemez. Hiçbir yerde geçinemez ablacığım. Yani tek Gaziantep'te değil. Dünyanın hiçbir yerinde geçinemez. Türkiye'nin özellikle. Ama ne yapalım işte yorganımıza günü uzatmak zorundayız ayaklarımızı. Allah'ıma hamdolsun. Ne diyeyim olmayan da var. Şükürler olsun. Geçinemek. Horandor'dan geçinemek yalnız. Ev kirası verirsen, aileyi de olursan, çoluğun çocuğun okursan nasıl geçineceksin? Nasıl alsın? Bir de sistemde 600 lira aylığa gidiyor. 150 kağıt da suyu alatırık parası. Cigar içiyorsun. Evine misafirin geliyor. Geçinemedi. Hiç olmazsa 2 milyar olsa yüzünü güldürür yani. Bir yere giden, birine bir adamlık eden yok senin. Bundan ne denen söyle? Binleri de alan var. Peşin. Hadi benim komşumda. Almış sabahtan ağlıyor. Ayaletsi küslük et. Dövüşmüşler. Para almış birinden verememiş. Emekliye olursa çok iyi olur. Zaten emekli biz aldığımız maaşlı. Kadın da yaşlı ben de yaşlı. İdare edemek. Benim aldığım maaş 1250 lira şimdi. O da daha bu sene oldu. Sene başında bu yan oldu. Yani öyle bir şey olursa İyi olur, memnun oluruz. İyi olur yani 1603 lira yani şimdi zaten yetmiyor. 1200 lira, 1100 lira alan emekli maaşları var. İki kişiler de yani onların da masraf oluyor. Bugün çoluğu çocuğu geliyor bir eve bir yemek yapsa yetmiyor yani evi kiri olan var. Yani bence iyi olur. Emeklere güzel olur. Şimdi ben 1100 kağıdaydım bu artışına 1070 kağıt oldu. 1170 oldu. Yani çok az. Bir en kötü evde oturuyorsun, bir artı bir ev 5 kağıt. Ha, kirada 5 kağıt. Bunu 5 kağıdı kiraya ver. Bunun cereyanı, suyu, doğal gaz, asit söyleyeyim. Ben 20 asit konuşuyorum. Hiçbir şey yok yani. İdare zor yani. Ben alıyorum 1600. Peki yani 1100 alanlar var, 1250 alanlar var. Tabii Bağkurlar bizden daha 1200 daha aşağıya alıyor. Peki bu emeklileri nasıl etkiler? Yani o insanları nasıl etkiler? Vallahi bilmiyorum ya işte. Ama ya 1600 alıyoruz da gene de hiç bizi vallahi aydan aya yetişemiyor. 15 günde bize yetmiyor. Vallahi öyle. Geçim nasıl burada Gaziantep? Vallahi geçim zor.
Sizce emeklilerin ücreti en az ne kadar olmalı? Valla en az 2'den aşağı olmayacak. 2'den daha üstün olması lazım. Emekli para almayı yeğenim ya. Emeklinin ucuz. Emeği ucuz. 1600 lira adam ne yapsın? Çocuk mu avutsun, çocuk mu oynasın, çocuk mu okusun, kendin mi yiysin, kiraya mı versin? Ben kuranta öleli bir sene oldu. Ben öyle tek başıma geçinebilirim diyeyim. Ya bu adamın 3-4 tane çoluğu çocuğu var. Ev yok, bark yok. Hele yani şu 5 kağıtlık ev, 15 kağıt oldu. Şu Suriyeliler var Suriye'de. Ev bulunmuyor. Ya benim oğlan şehirde oturuyor, ev bulamıyor. 10 kağıtlık ev 30 kağıt oldu. Ben emekli memurum, 2000 lira alıyorum. Peki şimdi bu yapılırsa, bu yasa çıkarsa emekliler asgari ücret seviyesinde en az 1603 lira alacaklar. Evet. Sizce bu yeterli mi, emekliye nasıl etkiler? Hayır, yeterli değil. Şu günün şartına göre emeklinin maaşı çok düşük. Çok az yani.